Peki evet. Yalı Çapkın'la devam edelim. Edelim. Yalı evet. Çapkın olay edelim. Bir dizi biliyorsunuz yani. Bugün ne izleyeceğiz bakalım. Bugün çok neler olacak? Ediyoruz. Ay o fragman neydi o fragman? Ama çok tepki almaya başladı dizi. Evet. Sosyal medyada dizisinin senaryosunu eleştirdi Mert Ramazan Demir ve diziden gönderileceğine dair söylentiler var. Hadi canım. Buyursunlar. Gündemden düşmeyen Yalı Çapkını her gün ortaya çıkan gelişmeleriyle adından söz ettiriyor. Rating rekortmeni dizinin Ferit'i Mert Ramazan Demir sosyal medyada dizisini mi eleştirdi? Demir'in çok tartışılacak sosyal medya hamlesi dizideki akıbetini etkileyecek mi? Yalı Çapkını yayınlandığı günden bu yana rating listelerini alt üst eden dizi rakiplerini hezeyana uğrattı. Her hafta yüksek reyting sağlayan dizinin başarısı, başroller Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in de yıldızını parlattı. İzleyiciyi çok fazla ters köşeye uğratan dizi, yılbaşı bölümünde Seyran Ferit aşkını ele aldı. Seyran'ın babasıyla birlikte evi terk etmesinin ardından çılgına dönen Ferit, Seyran'ı kaçırırken sahne sosyal medya gündemine oturdu. Seyran'ı dağ evine kaçıran Ferit, eşinin en büyük hayalini gerçekleştirdi. Babasından küçüklüğünden beri sistematik bir şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet gören genç kadının yılbaşı kutlama hayaliyle Ferit kolları sıvadı. Seyran için yalı sakinlerinin ve aile fertlerinin bulunduğu bir yeni yıl yemeği organize etti. Yılbaşı alışverişinde bile evliyken birliktelik yaşadığı sevgilisi Pelin'in özel yaşantısıyla ilgilenen Ferit'in kolay kolay zaaflarından arınamayacağı belli olurken, Ferit karakterinin kadınlara olan zaafı izleyiciyi rahatsız etti. Önce evliyken birliktelik yaşadığı Pelin'le yakınlaşma sahneleri, eşinin ablasıyla Rütü'yü ayağa kaldıran öpüşmesi ve şimdi de diziye yeni katılacak Mine Tugay'ın karakteriyle şimdiden kendini belli eden yakınlaşma sahneleri, evin hizmetlisiyle yaşadığı belirsiz yasak aşkı, herkes olduğu gibi karakteri canlandıran Mert Ramazan Demir'i de rahatsız etti. Yapım şirketini kızdıracak hamle gecikmedi. Demir sosyal medya hesabından "Hayır ne anlamamız gerekiyor anlamıyorum. Biz bunları görüp de nasıl sinirlenmeyelim? Hepsiyle alaka kuruyor ama Seyran'a mı aşık diyelim? Büyüsü bozuluyor. Ters köşe bile olsak." paylaşımını beğendi. Yakışıklı oyuncu adeta bu hareketiyle senaryo rahatsızlığını dile getirdi. Demir'in bu beğenisi kısa sürede magazin kulislerini karıştırsa da oyuncu geri adım attı. Beğenisini geri çekerken dizinin Pelin'i de senaryo değişikliği ve karakterinin dizideki evliliği süreciyle alakalı kriz çıkardı. Senaryoda değişiklik istedi. Oyuncuları bile rahatsız eden senaryosu olan Yalı Çapkını senaryosunda değişikliğe mi gidecek? Yoksa her hafta dizi sinir uçlarına dokunacak hikayesiyle yola devam mı diyecek merak konusu. Şimdi evet. Ferit dizide 4 kadını aynı anda idare eden bir erkek profili çiziyor. Seyircilerden de ciddi ciddi eleştiriler var. 2 tanesini okumak istiyorum. Diyor ki bence haklı, adam resmen kadın manyağı yaptılar. Bu gidişle izlenmez zaten. Seyran'la mutlu olsunlar dedikçe senarist nispet yapar gibi arayı bozuyor. Ben daha izlemem arkadaş. Diğer bir izleyici yazmış. Hizmetçi nereden çıktı? Babası, yengesi derken dibe doğru gidiyorsunuz. Biz seyirciler ne dizileri yukarı taşıdık ne dizileri de erken final yaptı. Hizmetçinin diyorlar. Çocuğu Ferit'ten zaten. Bunu burada söyledik daha evvelde. Şimdi bana da şöyle bir mesaj geldi. O yalıyı basalım Bilal Bey. Bu nedir abi? Pelin'i arıyor. Defne ile yani babasının eski flörtüyle yakınlaşıyor. Sultan'ı koynunda sakinleştiriyor. Sultan hizmetçi. Evet. Ve bunların üstüne Seyran'a bağırıyor. Yok abi gerçekten o yalıyı taşlayalım. Yani. Şimdi burada tabii ki izleyiciler bu tür şeyleri izledikleri zaman şimdi şöyle de bir durum var. Ahlaki bir çöküş yaşanmaya başlandı dizide. Yani o dizinin o safiyane duyguları gitti. Değişik mi evet. Şeye evrildi yani duruma doğru evrildi. Yani Pelin günahsız bir kadın, melek bir kadın olarak çiziliyor. Bu arada işte dizide sürekli olarak Seyran'la bir kavga, bir dövüş, evet. Bir kaos var. Babanın zaten yengeyle ilişkisi yani Dallas'ı geçtik ya. Evet. Dallas'ta bile böyle bir şey yoktu artık yani yıllar önce izlerdik. Yasak aşk onu. Yaşamayan aile üyesi kalmadı üyesi yani. Üyesi kalmadı ve bu hepsi de bunların aile içerisinde olan olaylar ve tabii evet. Ki de izleyicilerin buna tepki vermesi çok doğal. Yani biraz artık bu çizgiyi
aşağı çekmelerine fayda var gibi görüyorum ben ama bilemedim. Evet, şimdi Nevra Serezli hepimiz biliyoruz. 64 yıllık evet. oyuncu muhteşem ve kendisi 79 yaşında tiyatro sahnelerinde, dizilerde, sinemada maşallah diyelim, Allah sağlık versin. Benim oyununa de, gitmiştiniz değil mi benim siz de? Benim de eski dostum, ünlüler dünyasında çok saydığım bir isim. Kendisiyle defalarca röportaj yaptım. Dün yardımcım İzmir'de oyununa gitti ve kendisiyle röportaj yaptı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. İkisi de oyunculuğun başında isimler ve bir duayen 64 yıllık oyuncuya sordu. Onları nasıl buluyorsunuz diye. Nasıl değerlendirdin? Evet. Nevra Hanım'ın görüşleri çok önemli. Evet. Tabii. Mert Ramazan Demir'i ve Afra'yı çok beğeniyorum. Çok doğal oynuyorlar, çok şekerler. Amerikan dizilerindeki bazı oyuncuları anımsatıyorlar. Hmm. Hem güzel insanlar hem komedi oynuyorlar. Hem güzel olup hem komedi oynamak zordur. O zor. Anlamda söylüyor. Evet, çirkin olur komedyenler, ünlü komedyenler genellikle. Afra'yı çok beğeniyorum. Bakmaya kıyamıyorum. Mert de komediyi çok doğal yapıyor. Zaten Mert de oynamıyor. O zaten hayatta da öyledir diye düşünüyor insan seyrederken. Böyle olunca da insan ekrandan sana geçiyor izlerken. Sahici gibi izliyorsun. Kendini içine katıyorsun. Yani replikleri ezberlemiş gibi değil de doğaçlama konuşuyorlarmış gibi bir oyunculuk var orada. Doğaçlama konuşuyorlarmış gibi. Çetin Tekindor'u da çok övdü. Bütün oyuncuları beğendiğini söyledi ve çok dikkat ettiğim bir şey. Dizide görselliğin çok çok güzel olduğunu söylüyor Nevra Serezli. Ben de çok beğeniyorum görselliği. Çok önemli. Televizyon zaten görsellik yani. Kesinlikle. Bu da altını çizmek istediğim Nevra Serezli'nin bir görüşü. Peki Mert Ramazan Demir'in senaryo ile alakalı olumsuz bir eleştiriyi beğenmesi sizce etik mi? Aa, beğenmiş mi? Tabii. Ya direkt senaryoyu eleştiren bir tweet'i. Yanlışlıkla eli kaymıştı. Yok, o pek yanlışlıkla olmuyor o işler. Bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika lütfen herkes sussun. Bu çok çarpıcı. Motokurye kuzenim Uskumruköy'de bir sitede Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'na paket yemek götürmüş. Ne? Ve hiç ayrı değiller dedi. Bu olaya cevabınız var mı Bilal abi? Anlaşmalı. Bunlar yeniden mi barıştı? Yoksa reklam oyunu mu bu? Ya benim dediğime geldiniz mi? Evet, benim dediğime geldiniz mi? Ay, PR için mi yaptılar böyle? Ben ne demiştim? Ya. Mert Yazıcıoğlu Uskumruköy'de biliyorsunuz. Ben ne demiştim? Ama onlar yani, dedim, ama, onlar ama, dedim reklam için görürsünüz tekrar bir araya gelirler ama demiştim. Ama şunu da altını çizeyim. Bunlar 4 yıllık sevgililer ya. Biliyorsunuz böyle tutkulu ilişkilerde ayrılık gitgeller da olsa olur. Evet gitgeller olur. Ya, ya ayrılırsın şey ya devam edersin. Olur mu öyle şey hala birlikte aynı evde olmak ne demek? Hayır ben demiştim. Ama bak acaba yapım mı istedi böyle bir ayrılık imajı çizilmesini? Onu da söyledik. Çok enteresan. Yani bu da çok samimi bir şey, baksana mesaj baksana. Evet. Evet. Motokurye götürmüş, birliktelermiş evde görmüş. Yemek bunlar götürmüş. Yeniden barıştı mı yoksa reklam mı bu Bilal abi yazmış? Evet. Yani, ya hayatta hiçbir şey gizli kalmıyor. Ama Mert Ramazan Demir de öyle bir duruyor ki. Yani Afra Saraçoğlu'na doğru yani bizim gözlemimiz hiçbir adım atmıyor. Belki de kız ondan bir şey göremeyince ne bileyim ben yani. Yani ya Bilal Beyciğim. Git gel yaşadı gitti bunlar bir tarafa. Bunlar hiç ayrılmadı mı yani? Ayrılmadılar tabii ki de. Hiç ayrılmadılar mı yoksa ayrılıp da kararsız mı ayrılık kaldılar? Ayrılık süsü verdiler Bilal Beyciğim lütfen yapmayın. Ayrılık süsü? Ya evet siz bazen polyanacı oluyorsunuz ya, yani. Ya ben vallahi değilim ben ya. Vallahi yani bu gerçekten ya. Ben demiştim size ne demiştim? Şimdi dizide güzel bir dinamik yakaladılar. Halk onları bir arada görmek istedi. Yapımcı da hazır böyle bir pişmiş yemeği daha alevlendirmek için hop diğer çifte ayırma süsü verdi. Yani öyle gibi. Anladın? Yani böyle bir kurgu yapıldı. Kurgu. Ama kurye, motokurye yakalandılar. Hın, motokurye yakaladı. Yakalanmaz mı ya? Her zaman nereye beyaz kadar? Magazin yakalayacak değil. Motokurye de bize çalışsın. İstihbarat ağımız çok geniş gördüğünüz gibi. Hatta seyyar. Vay be. O zaman ünlüler şunu da yapacaklar. Dışarıya yemek siparişi verirken iki kere düşünecekler. Düşünecekler. Ya da kapıyı başkası açacak yani. O kesin. Veya kapının önüne bırak git diyecek. Kapının önüne bırak. Aynen. Pandemi de öyleydi ya alamıyordun kapının önüne tabii. Görünmemeleri lazım. Motokurye kardeşim çok teşekkür buraya ediyorum. Buraya kadarmış.
Buraya kadarmış bu ayrılık oyunu. Yakalandınız. Buraya kadarmış. Vay be. Sizi. Ya o kadar üzülmüş. Sevindim ben ya. Olsun olsun. Bu ayrılık üstümüze kalmıştı. Ama tabii üzerine tabii sizin üstünüze kalmıştı. Ne linçlendik biz belli değil. Evet evet. Siz ayırdınız siz ayırdınız. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mutlu bir çiftlik kim verebilir ki? Şu olay da etik değil. Eğer öyle bir şey yapıyorlarsa. Kim etik davranmıyor? Yani neden ayrılmamışlarsa niye ayrılık şeyi veriyor? Ya gerçekten ayrılmış olabilirler ya. Gittikten yaşamış olabilirler ya. Ayrılmadılar ya. Onlar. Acaba ne yemek sipariş verdiler? Olur mu? Ne yemek sipariş verdiler? Yazalım kuryeye. Ha, kuryeye. Adana kebap. Hemen kebaba gidiyor aklıma. Onlar Çin yemeği, sushi falan sipariş etmişler. Öyle mi diyorsun? Ne bileyim herhalde. Peki.